Merhaba Sözen Bey, hoş geldiniz. Bugün özel ve önemli bir gün. Bugün bir astronotu ağırlayacağız programımızda. Ülkesinde kahramanken Türkiye'de mülteci olarak hayatını sürdüren bir Suriyeli. Uzaya çıkan ilk Müslümanlardan, ilk Araplardan biri. Hatta öyle bir noktada ki hayat hikayesini George Clooney'nin canlandırması söz konusu. Şu anda imza aşamasında olduğu söyleniyor. Bakalım Muhammed Faris, bir astronot, bize neler anlatacak? Merhabalar efendim. Söz Sende'ye hoş geldiniz tekrar. Az önce de dediğim gibi çok önemli, çok farklı bir konuk bizlerle beraber. Muhammed Faris'i ağırlıyoruz. Muhammed Faris bir astronot ya da kozmonot da diyebilirsiniz. Muhammed Faris uzaya çıkan ilk Müslümanlardan biri, ilk Araplardan biri, hatta ikincisi. Muhammed Faris'le konuşacak çok şey var. Kendisi Suriye'den geldi, uzun bir süredir ülkemizde yaşıyor. Ve Sayın Yusuf Molla da tercüme edecek bize sevgili Muhammed Faris'in söylediği o önemli cümleleri. Size de hoş geldiniz diyorum Yusuf Bey. Öncelikle sorabilir misiniz? Çocukluğunu anlatabilir mi bize, çocukluk hayallerini? Gökyüzüne baktığında çocukken ne hissederdi Muhammed Faris? Tabii ben de çocukluğumu her çocuk gibi yaşadım. Ama çocukluğumda evimiz askeri havaalanının yanındaydı. Orada uçakların uçuşunu, kalkışını, inişini sürekli seyreder ve pilot olmayı hayal ederdim. Ve sonra yani kunt ahlam daiman bil tahliq ila a'la. Sürekli yukarılara uçmayı hayal ederdim. Sonra bu hayalini gerçekleştirdi ve bir pilot oldu. Tabii ki liseyi bitirdikten sonra Hava Harp Okulu'na girdim ve Hava Harp pilotu oldum. Sonra uzaya çıkış süreci nasıl gerçekleşti? Tabii ki ben daha sonra harp pilotu oldum, MiG uçağı kullanıyordum. Daha sonra Suriye ile eski Sovyetler Birliği arasında bir anlaşma oldu ve Suriyeli pilot uzaya çıkması gerektiğini, çıkabileceğini söylediler. O şekilde programı aldım. Ama tabii her pilot uzaya çıkmak için yeterli özelliklere sahip değil. Ve pilotların hemen uzaya çıkması da mümkün değil. Muhakkak bir ön hazırlık, bir süreç gerekiyor, öyle değil mi? Nasıl bir süreç geçirmiş? Tabii ben diyorum ki, mekil tayyar fino yitla al fada, akid fi merhalet tahdir. Tabii ki biz Suriye'de bu programın hazırlık için 60 pilot seçilmiş, eğitimden geçtik. Daha sonra Sovyetler Birliği'nden bir heyet gelmiş, 10 kişi seçilmiş. 10 kişiden daha sonra 4 kişi gitmiş Sovyetler Birliği'ne. O 4 kişi 2 kişiye indirildi. Tabii ki bu eğitim 2 kişi olarak eğitime devam ettik, yani yedek. Yıl sonunda iki kişiden biri ben seçildim uzaya çıkmak için. Nasıl bir görevle uzaya çıkıyor Muhammed Faris? Tabii ki bazı bilimsel çalışmaları yapmak için çıktık. Ben ondan önce yani yerdeyken 13 tane bilimsel araştırmaya katılmıştım. Tıbbi, kimyasal ve fizik konusunda tecrübe, deneyimler, araştırmalar. Bunun yanında Suriye'nin uzaydan değişik teknolojilerle çekimlerini yaparak su havzalarının yerlerini ve bazı yeraltı kaynaklarının tespiti için çalışmalar yaptım. Ne kadar kaldı uzayda? Çıkmadan önce 2 senelik hazırlıktan sonra uzaya çıktık ve uzayda 8 gün kaldı. 2 senelik bir hazırlık sadece 8 gün için. Kim bilir ne yerçekimsiz ortamda, kim bilir neler neler yaptılar, tahmin ediyorum o müthiş hazırlık sürecini. Tabii ki hazırlık süreci çok çetin ve çok zordu ve çok sertti diyor. Çünkü
uzay yer gibi değil. Yani kucaklamaz insanı. Uzayda bulunmak çok zor. Oradaki şartlar çok zor ve insanın buna fazlasıyla hazırlıklı olması gerekiyor. Onun için böyle çok uzun bir hazırlık sürecinden geçtik. Şimdi bazen bazı filmlerde ya da NASA'nın yayınladığı görüntülerde görüyoruz. Müthiş bir kuvvetle fırlatılıyor uzay mekikleri uzaya. O son 10, 9, 8, 3, 2, 1 anında uzaya giderken Muhammed Faris'in içindeki hisler neydi? Korku, endişe, heyecan... Ne hissediyordu son anda, fırlatma anında ve o fırlatma anıyla ilgili o heyecanı bize anlatabilir mi? Soru güzel ve hassas bir soru. Biz uzay mekiğinin fırlatılmasından 3 saat önce mekiğe gireriz. Tabi o arada çalışmalar olur, bazı çalışmalar, ama 40 dakika boş oturuyorsunuz. Bu 40 dakika çok zor bir 40 dakika yani. Burada sadece bekleyiş var, başka bir şey yok. Yani düşünün, bir rokette oturuyorsunuz tam tepesinde 50 metre yerden yüksek. Altınızda yakıt tankları var ve yanıyor, yanmaya başlıyor. O fırlayacak. Ben tabii ki benim bir huyum, özelliğim var. Ben kaderciyim ben. Onun için ben diyor, yanındaki Rus astronotun kalp atışları 100 dakikada 125'e çıktığını hatırlıyorum. Benimki 82 idi diyor. Bravo. İnanç meselesi. Tamam. İnanç, inanç işte. Evet. Tevekkül. Tevekkül vardı, evet. Tevekkül. Onun için rahattım diyor. Ana amilt vacibi bil kamil. Oza bidi amut hon. Yani hasal kitir bil ikla amut la ruvat fada. Ben görevlerimi yerine getirdim ve eğer burada öleceksem, ki çok olduğunu biliyorsunuz. Aynen, Challenger faciasını hatırlarsınız. Hatta 20 gün önce Rusya'da bir füze, roket patlamış kalkış yaparken 20 gün önce. Bütün tehlikeler ve korkulara rağmen uzaya çıkmak harika bir şey, müthiş bir duygudur. Şimdi bir anda kendinizi dünyaya uzaktan bakarken görüyorsunuz, sanki yeniden doğmuş gibi, hayat, yeni bir hayata başlamış gibi hissediyorsunuz. Hep derim, bir insan bir kere doğar ama bir astronot iki kere doğar. Taban milad min mama o milad min al-ard mama. Tamam. Bir anneden doğum, bir de çıkıyorsunuz, bir de dünyadan dışarı çıkıyorsunuz, doğuyorsunuz. Yani şu anda gerçekten çok Muhammed Faris'i uzun zamandan beri takip ediyorum. Çeşitli televizyon programlarına ve haber kanallarına çıktı Muhammed Faris. Ve gerçekten bu yayını gerçekleştirmeyi ve kendi sorularımı yöneltmeyi çok istiyordum. Tabii ki ben de çok memnunum diyor. Şunu vermek istiyorum, yani bilim, uzay biliminin, bilim için önemini hep anlatmak istiyorum, açıklamak istiyorum, öğretmek istiyorum. Çünkü biz şu anda uzay çağında yaşıyoruz. Uzaya hakim olan yeryüzüne hakim olacak. Çok doğru. Yani min fada nakra Habertürk. Uzaydan Habertürk'ü izliyoruz. Uzaydan Habertürk'ü izliyoruz. Tamam. Aynen öyle. Teknoloji. Kesinlikle. Teknoloji uzayda. Turakib kulşi. Bu 8 günlük süreç içerisinde hani Houston we have a problem gibi bir durum söz konusu olmuş mu? Bir problem olmuş mu? Nasıl bir problem? Yani hani Apollo 11'de dönemiyorlardı az kalsın. Hı. Hani o meşhur cümle vardır ya, Houston bir problemimiz var. Tamam, mesela مشكله تقنيه اني مثلا اني مشكله بالعوده او لا لا الحمد لله كانت حسب تعبير الروس حتى بانه كانت باللغه هذا بالاستياش يعني لامعه ما في عندنا ولا مشكله. Yok, hiç olmadı bize. Hatta Rus astronotlar da daha önce deneyimli olanlar bu yolculuğun çok iyi geçtiğini ve çok yani Muhammed Maun. Çünkü Muhammed Bey yanlarındaydı. Şükür. Peki Muhammed Faris bu arada Suriye'de ders kitaplarında okutulan, bulvarlara ismi verilen, sokaklara ismi verilen, gerçekten Suriye'nin Neil Armstrong'u olarak adlandırılan bir isim. Düşünün ki Suriye'nin kahramanı şimdi Türkiye'de yaşıyor. Evet, biz elbette ki bütün Suriyeli kardeşlerimiz gibi Muhammed Faris'i de kucakladık. Fakat o süreci merak ediyorum. Muhammed Faris hangi noktada vatanından Türkiye'ye gelmeye karar veriyor? Taban ana hubb vatani Suriye. Vatanım Suriye. Bu hada mu'lim enno ana ba'id an vatani. Ma fi şak.
ondan uzak olmam bana acı veriyor. Ama Türkiye'de bulunmam bana rahatlık veriyor. Rahatım Türkiye'de çünkü bize çok benziyor. İkinci mutluluğumun ikinci sebebi burada sürekli konferanslar vermem. Üniversitelerde, liselerde, gençlere bu konuda bilgi vermem, onları aydınlatmam, sorularını yanıtlamam bana mutluluk veriyor. Tabii hada bihaffif alay cüz kibir min el gurbe. Bu işte gurbet acısını oldukça hafifleten bir sebebi diyor. Türk kardeşler diyor, yabancı bir yerde olduğumu, memleketimden uzak olduğumu hiçbir zaman hissettirmediler. Yani kendi muhalefet Avrupa'ya çıkmamı istediler, bazıları desteklediler beni. Çıkmak istemedim, kabul etmedim. Burada kalsın Muhammed Faris. Burada. Eşi, çoluğu, çocuğu var mı Muhammed Faris'in? Hamut ol, عنده زوجة أولاد. طبعاً عندي زوجتي وأولادي. Var galiba. Beş. Beş çocuk mu, torun mu? Çocuk. Çocuk, beş çocuk. Arba subyan ve benet. Dört erkek, bir kız mı? Ay maşallah, maşallah. Evet. Allah bağışlasın. Aa, şükür, şükür. Hepsi Türkiye'de mi? في واحد بسعودية bir tanesi Suudi Arabistan'da, diğerleri burada. Diğerleri burada. Onların çalışmaları nasıl? Onlar neler yapıyorlar Türkiye'de? في واحد منهم فاتح معهد تعليم اللغة التركية. Türkçe öğretim merkezi. واحد اثنين بيشتغلوا بالتجارة. İki kişi ticaretle uğraşıyor. Bir şekilde de. Öyle bir Suudi mühendis malumatıya başladı. Suudi Arabistan'daki oğlum da bir bilişim mühendisi. Bir 5 senedir Türkiye'de galiba, değil mi? Tariben 5 sene oldu Türkiye. 6 sene oldu. 6 sene. 6 sene. Türkçesi nasıl? Hadi. Türkiye. Az. Hadi. Lazım, hadi. Hadi. Bundan sonraki buluşmamızda Türkçe konuşalım. Tamam. İnşallah. Tamam. İnşallah. İnşallah. Bir de oğlunuz da Türkçe merkez açmış. Türkçe konuşma merkezi. هلا افهم اللغه التركيه بس بقى يعني ما بامكاني الحديث الكامل يعني anlıyorum artık Türkçeyi tamamen anlıyorum neredeyse tamamen ama konuşmak daha zor bir olay pratik hatta dikkatli tabir tabii özellikle çok önemli konuları konuşacağın zaman doğru anlatmanız lazım. Tabii ki çok doğru. Evet. Şimdi yine hani kozmonotlarla Rus faaliyetleriyle çok bilgi sahibi değiliz ama NASA, Amerika bu konuda çok baskın olduğu için yine onlardan feyz alarak bir örnek vermek istiyorum. Çok fazla gidip gelme olmuyor onların astronotlarında. Bir gittiklerinde müthiş paralar kazanıyorlar ve bir daha gitmeseler bile oluyor. Çünkü uzay çalışmalarının sağlığa, yerçekimsiz ortamın, orada yaşamanın ciddi aslında götürüleri olduğunu da söylüyorlar. Bununla ilgili Muhammed Faris ne düşünür? Ana bilnisbe eli ekter maksab akhattu huve muhabbetin nas. Benim en büyük kazancım insanların sevgisi oldu. Tabii ki uzayla ilgili konuşmak çok zevkli ve saatlerce sürebilir. Bütün astronotlar uzaya çıktıkları zaman yer küreyi çok küçücük bir cisim olarak görürler. Onun için insancıl olurlar yani. Dünyanın, bütün astronotlar yer kürenin, dünyanın onların annesi olduğunu hissederler. Ma fi hudud bayn ad-dawl min al-fada. Sınır görünmüyor hiç uzaya çıktığınız zaman ülkeler arasında. Lazım ana qult li bi muqabala sahafiyya bil fada inu al-ard ra'i'a jamila lazım nhafiz 'alayha hiya umna. Bir gazeteciyle görüşürken dünyayı korumamız gerektiğini çünkü dünya çok güzel olduğunu söyledim. لازم نحافظ عليها ليش القنابل والصواريخ والكيماوي والدمار حرام neden bombalar neden kimyasal silahlar neden bu yıkımlar yazık tamam kesinlikle peki uzaya gitmeden önce uzaya baktığında hissettikleri ve uzaya gidip döndükten sonra uzaya baktığında hissettiklerini merak ediyorum. Tabii ki çok şeyler değişti bende diyor uzaya çıkıp döndükten sonra. زغرت المشاكل problemler küçüldü. زغرت المسافات mesafeler küçüldü. طبعا نحن ندور حول الارض كل 90 دقيقه. Dünya çevresinde 90 dakikada bir tur atıyorduk. يعني حين يمر على الارض 24 ساعه ليل ونهار بمر علينا 16 ليل ونهار. Biz 16 gece ve gündüz gördük. Normalde. Evet.
tabii yani insan 24 saat içinde. Bir astronot demiş ki kötü insanlar uzaya çıkarsak iyi insan olarak dönerler. O zaman böyle bir seçim yapmak lazım değil mi? Ama kötü insanın da uzaya çıkması mümkün değil. Çünkü öyle seçimlerden, öyle zor şartlarda alıştırmalardan geçiyorlar ki. O süreçte iyi insan oluveriyorlar. Ruvad-ı fada mümkün na'rifun yani. Nişrahlun. Tabii biz astronot olarak ama onları anlatabiliriz, düşüncelerimizi anlatabiliriz, iletebiliriz. Yine NASA'ya gittim, oradan örnek vereceğim. NASA'da bize astronot yemeği yedirdiler. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Kozmonotlarda aynı şey mi yiyorlar? Böyle sıkıştırılmış mesela şöyle haplar ya da şöyle şeyler kare şeklinde ağzınıza atıyorsunuz. Bu yoğurt diye hepsi aynı şekilde. Aa yoğurt tadı geliyor. Öyle şeyler mi yediler onlarda? Tamam, fahimt aleyha. Tabii ki uzaydaki yemek dünyadaki yemekten çok farklı. Huwa yahtam awwal shi. Önce besin değeri olarak çok yüksek. Hafif el vezn. Ağırlığı hafif. Bas bi'atina at-taqa al-kamila. Yani usarat el-ghiza mnakhda fi al-akl. Yani almamız gereken özü tamamını alıyorduk o dağdan. Tüm enerjimizi, gereken besinleri, mineralları hepsini alıyoruz. Uyumakta zorlanıyorlardı herhalde değil mi? Kendilerini bağlayıp öyle uyuyorlar galiba. Taban el hayat fil fada tehtelif an el hayat bil ard kamilen. Uzaydaki hayat yeryüzündeki hayattan çok tamamen farklı. Tamamen farklı. El akil ve şurub ve nom. Yemek, içmek, uyumak. Hatta في نسبة كبيرة من رواد الفضاء بالأيام الأسبوع الأول بصير معهم دوار وأقياء. Başı dönüyordu, kusuyordu. Çok astronotun ilk haftada baş dönmesi ve kusma olayları. Fada ma fi cazibiye, tahrarna min el cazibiye. Orada yer çekimi yok diyor yani. Yer çekimi kurtuldu. Hareket mutlir tayaran. Evet. Hareket edeceğim zaman uçarak giderdik. Uçarak. Tabii hada el mevzu ihtiyaç ile şerh tabiil lanu cismna rabb el alamin khalaqna min bakr nirtah. Tabii ki bunun çok uzun açıklaması vardır bu konunun. Çünkü biz insan olarak ayak üstünde gezmek için yaratılmışız. Yer yüzü çekiminden kurtulduğunuz anda vücudunuzun her organı şikayet etmeye başlar. Doğama aykırı bir durumdayım. Şimdi bir uzağa gidiyoruz, geliyoruz, jet lag oluyoruz. Normal rutinimize girmemiz neredeyse 15 günü buluyor. Uzaya çıkıp döndüğünde normal rutinine girmesi vücudunun, kendisinin, hayatının, Muhammed Faris'in ne kadar sürmüş? Ana rahlti 8 ayam. وفي شغلة نحن أنا ليش بياخدوا طيار مقاتل لأن الطيار مقاتل متعود على الجيس سالب ولذلك كان تأقلمي بعد يوم كنت رجع طبيعي. طبيعي. Onun için pilotları alıyorlar çünkü pilotlar bu konuda eğitimli. Evet. Alışkınız. Evet. Ben bir gün sonra vücudum eski haline, eski aktivitesine döndü. Tabii ben uzaya çıktığımda benden önce çıkmış, 200 gün önce çıkmış bir astronot vardı. Onu sedyeyle taşıyarak götürdüler ve bir hafta fizik tedavi ve masajlarla kendine gelebildi. Bilfada hadole ma bişteglu. Uzayda bacakların işi yok, çalışmaz diyor. İşte evet. Muhammed Faris farkı. Bir günde ama Rus kozmonot biliyorsunuz. Amerikalı olunca astronot, Rus olunca kozmonot. Aslında ikisi de uzayda uzaya giden, uzayda faaliyet gösteren kişi anlamına geliyor. Bir kozmonot Muhammed Faris farkı. Çok teşekkür ediyorum. Şükran. Afuan. Ben bir kelime söylemek istiyorum. Ana hon bi Türkiye lahast hunak fi tatavvur fi ittijah sanaat el akmar el istinaiye. Türkiye'de uzay uydu yapımında, sanayisinde bayağı bir gelişme olduğunu fark ettim. İnşallah fi Turksat 8 yani bada yusanna kısmı kemir minnu fi Turksat 8 yapılıyor ve bayağı ilerlemiş durumda. Etemenna enne yetim tatvir el saruh el hamil ila el fada. İnşallah diyor uzaya roket taşıyan uzay mekiği taşıyan roketler de yapılır inşallah. Men yemtelek el fada yemtelek el ard. Uzaya hakim olan yeryüzüne hakim olur. Şükran. Afwan ve ehlen ve sehlen. Ve ana sa'id fikum. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen.
Yusuf Molla, çok teşekkür ediyoruz size de çevirdiğiniz için. Muhammed Faris Şükran. Afuan. Geldiği için çok teşekkür ettiğimizi ve Türkiye'de bulunmasından dolayı çok mutlu olduğumuzu söyler misiniz lütfen kendisine? Şükran. Ana cüz'ü min vacibi bi hallika kan addamtu. Ben tabii ki bu görüşmede yapmam gereken bir kısmı, küçük bir kısmını da yerine getirmiş oldum. Yine yaparız. İnşallah. Yine yaparız inşallah. İnşallah. Ehlen ve sehlen. Değerli Sözsende izleyicileri, bugün çok değerli, çok önemli bir konuğu ağırladık. Uzaya çıkmış kaç kişi var ki zaten şu dünyada, parmakla saysanız ancak o kadar. Muhammed Faris işte o insanlardan bir tanesi. İlk Müslüman, ilk Arap olma da özelliğini taşıyor aynı zamanda ve bugün Sözsende'ye şeref verdi. Öğrencilerle buluşuyor, çok önemli şeyler anlatıyor. Bugün de Sözsende'de bizim sorularımızı cevapladı. İyi ki geldi. Siz de iyi ki bizimle birlikteydiniz. Yeni bir Sözsende'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.